Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Gecemiz mübarek olsun. Bizi Cenab-ı Hak rızası dairesinde istihdam eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 29. Söz. Bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melâiketu ve'r rûhu fîhâ izni rabbim. Kulir rûhu min emri rabbi. Sim. Evet, madde asıl değil. Madde hakkında o kadar acayip yanılgılarımız var, yanlışlarımız var ki böyle. Ben isterseniz al böyle ehli dünya bilim insanlarının söylediği bazı şeyleri size nakledeyim isterseniz de madde hakkında. Yani Allah'ın en büyük mucizesi bu bunu yapmasıdır. Yani atomu yapmasıdır. Cennetten daha mühimdir işlevi itibariyle. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın işlevi burada olmuş. Bu o kadar mühimdir. Hakikattır. Hay haşa. Hayal değildir. Ustadımız haktır, hakikattır. Fakat madde yarılmaya, erimeye, yırtılmaya muheyya bir kışırdır. Gazali'de bir şey nakletmiştim size ceviz. Dün kışır, kabuktur, köpüktür ve surettir Şu madde. Yani bunu bildiğin zaman ölüm meselesi, kabir meselesi, insanın ruhu meselesi e, çok şeydir. İsterseniz şöyle bir onu sifonu çizeyim isterseniz şöyle. Cevizi yediğimiz zaman ağzımızda eriyor. Her şeyden sıyrılmış oluyoruz. O le Zatdir. Tamam. Aslı neymiş bu? Aslı şudur. Le zattır. Yani kendinden lezzet almaktır. Zahirde dişsal mülk tarafı her şeyde dil ondan lezzet alıyor. Mülkü böyle. Fakat elimi götürdüğüm zaman almıyor. Dilimi götürünce bu zahirde çevizden alıyorum gibi gözükürken. O bendekini uyandırıyor. Bendeki neredeydi? O istidat. Yani şöyle. Dilden gitti, kulaktan gitti, gözden gitti. Şurada alan var. Lezzet alma yeri. O ekrana düşüyor. Burada kıyas ediyor, ceviz diyor. Ekrana lezzet düştü, ses düştü. Sesin elektrikleri. Uzun uzun anlattık. Görüntüleri düştü. Burundan düştü. O ekrandaki lezzeti bu cevizdir diyen ruhtur. Dolayısıyla insan istidadı oluyor. İstidadı uyanıyor. İstidadı uyandığı için lezzattır. Zatımın lezzetidir. Ben lezzet alıyorum kendimden. Benim lezzetimdir. Eğer bu lezzet alma mekanizması yok olsa alamaz. Peki zahirisi nedir? Zahirisi si, ki cevizin kendisi. Cevizin kendisi. Kendisinden alı. Na na mük tarafı denilir ki buna zevk denilir. Ee, zahir bu batın tarafı. Yani ben kendimden lezzet alıyorum. Lezzet demek le zattır Zatın lezzetidir. Zat benim yani insan kendisinden lezzet alıyor. Her şeyde böyle. Ne aklınıza geliyorsa. Tamam. Şimdi burada madde kışırdır, köpüktür, şey kabuktur, köpüktür. Madde böyledir. Ona misal verdim. Kur'an'da misal verdik. Kur'an kabul edin. Musaf. Kışırdır. Ne demek kışır? Sayfalanmıştır. Ee, onu diyelim ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin misal verdik. Yani ses yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Yani doğuştan ama olan ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin desem yazıyı hayal edemez. Tam tersi doğuştan ses duymamış olan görse oraya seslendirsem Elhamdülillahi Rabbil Alemin sesimi bu ses olduğunu bilemez. Tamam. Şimdi bu maddede ben de yapıyorum. Kur'an zahirde bu musaftır sayfalanmıştır, mürekkeptir. Onun yazısı sayfaya benzemez. Onun seslendirmesi bak. Yazıya benziyor mu? Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Benzemiyor. Ha, bu ağzından çıktı kelam. Kelama dönüştü. Bu fikir uyandırdı. Hayalimi uyandırdı. Tefekkür yaptı. Gitti vicdanımı uyandırdı. His oldu. Kafada fikir oldu. Vicde, vicdanda his oldu. Kapte duygu oldu. Ruhta latifi oldu. Ene de ben oldum. Şeyde sırrı insani de ona dönüştü. Yani Allah ile bizzat sohbet oluyor. Üç şekilde dinleyebilirsin Kur'an'ı diyor. Şimdi bunu ne demek istiyorum? Şöyle. Ben şimdi size bir şey anlatacağım. Onu hayal edin. maddi, Madde nasıl meçhul açılıyor? Madde hakkında güzel bir şey olacak. Ben bunu nasıl anlarım diye misal verdim. Ben söylediğimi yapar mısınız? bir deniz kenarına bakan böyle bir yamaç, bir yamaç düşünün. Düşündünüz mü abi? Düşündün. Oraya bir ev yapar mısın böyle? Yaptın mı abi? Gir oraya abi. Gir. Gir diye. Şimdi orada bu yapabilecek misin? Bu dersi içine sokar mısın? Orada ders yapıyoruz son o çatı altında. Yapıyor musun? Böyle tefekkürü. Bak mesela oradan aşağı camdan bakar mısın? Denizi gör. Ee, önümüzde vadi var. Binayı gör kitaplar var beraber oturduk tamam hepsi ha tamam bu kadar bu hayal ettiğimiz şey hayal değil biz mekan açtık bu kesin mi kesin çünkü bu fikrimizi etkiliyor yani tefekkür ettiğimiz bir şeyi hayal ettiğimiz bir şeyi mesela cinsellik olur gadap olur hiddet olur öfke olur birisini hayal etsek etkilenmeyiz mi etkileniriz fikir hakkında fikir çıkar onun hakkında ise olur duygu olur vesaire Şimdi çok mühim bu. Bu ne oldu bizde? Nerede bu mekan? Bir vadi, deniz, ev. Ben de mekan açılmadı mı? Açıldı. Bu hayal değil. Hayal hayal olsaydı onun bana getirisi olmazdı. Gada, pivit, çevet, arzu, meyil olmazdı. Tamam. Bu mekan açıldı değil mi? Bizim neremizde bu? Heh. Biz de Allah'ın esmasında böyleyiz. Evvel Allah bizim evelimizdir. Yani Allah bu kainatın evelidir. Cenab-ı Hak bu kainatın ahirisidir, zahirisidir ve batınısıdır. Bunu fark eden ve huve bi kullu şeyin alimdir. Yani Cenab-ı Hak Allah nuru semavatlar bu kainat nedir? Esmasının donmuş halidir. Biz evel, ahir, zahir ve batın isminin hulase-i içindeyiz. Bir başka bir yerde değiliz. Haşa güneş burada, dünya orada güneş vuruyor. Orası aydına Allah haşa burada tövbe. Yüz bin defa haşa. Cahil. Şuurlu dese kafir olur. Allah nerede? Göklerdedir diyor. Allah biliyor diyor. Böyle yapıyor. Allah haşa yok mu yani? Tövbe. Ama cehalet özür olduğu için bir şey olmuyor. Onu da diyeyim. Allah her yerdedir. Ne dedir? Şah damarınızdan daha yakındır. 16. söz. İkinci şu an İkinci şu adı değil mi? Huvel evveluhu vel ahiruhu ve zahir zahiru ve batın ve huve bir türlü şeyin alim. Yani cem etmiş gibi. Şimdi bu e, biz neredeyiz? Evvel isminin, ahir isminin, zahir isminin, batın isminin hulasayı halitasındayız. Peki bu esma, bütün esmalar geldi. Ondan 2 miligram, ondan da 2, bütün esmadan ikişer miligram. Karıştırdı buzdolabına Cenab-ı koydu fanlası, oğuttu. Bu kainat oldu. O kadar mükemmel ki bunu nasıl yaptı? Bu madde nasıl var? Hala hafsalam almıyor? Yani esmaları, esmalar hakikati bu madde nasıldı? Biraz şey yapacağım. Dedim ya buradan fazla geçemeyeceğiz. Madde onun için ustat diyor ki madde atom dediğimiz şey e, ha dün de şunu söylemiştik. E, dedi ki maddenin en alt veri tabanı neydi? Atom. Maddenin yani şu organın, doku, hücre Atom. Atomun şekli yok. Atomun rengi yok. Manası yok. İnce buzdolabının folyesi gibi alemi misal bir sarmaladı onu sardı. Alemi misal renk ve şekil çıktı. Alemi manada bir giydirdi başka bir folye. Ondan sonra orada tefekkür edecek mana dünyası çıktı. Ama birbirini kapatmıyor. Mesela nasıl kapatmıyor? Elmanın kokusu rengini kapatmıyor. Koku şeklini kapatmıyor. Şekil elmayı yerken lezzetini kapatmıyor. Lezzet zevki kapatmıyor. Mesela elmaya bak uzaktan koku, göze bak, bak kapatıyor mu? Koku şekli kapattı mı? Kapatmadı. E, şekil tadı kapatmadı, tadı. Tat bize zevk verdi. Zevk bize şükrettirdi. Ama o elmayı yedikten sonra bizi başka yere taşıdı. Fe ya Rabbi. Hamd ettik. Elhamdülillah dedik burada. Orada onu yiyeceğiz. Ne yaptı? Şükür zahiredir, Ham batınadır. Batında uyananlaradır. Allah'ın varlığına şükredilmez. Allah'ın varlığı kendi bize hamd ettirir. Neye geçer şu anlarda? Allah'ın varlığı en büyük nimettir. En büyük nimet nedir? Allah'ın varlığıdır. Bize de şöyle bir tabir kullanıyor. Mutabık bir tabir. Hamdin en, en meşhur manası Sıfatı kemali ishar etmek. Harika. Evet. Ha işte Cenab-ı ben hulasa ediyorum size. O bende uyanan Allah'a karşı minnettarlık var ya haz, huzur. Allahu ekber. Bu kendisi etmesen de bu kendisi zaten hamdır. Hamdin şubelerindendir diyor şükür. Evet. Ha şükür bir disaldır, Mülk tarafıdır. Şimdi ben ne yaptım? Zahirde e, Kur'an'ı yaptım. Kelam. Bak Kur'an musaftır. Yazıya benzemez sayfa. Yazı sese El Rahim Yazıya benzemedi sesim. Ses ile yazı arasındaki fark kadar ses ile bendeki duygu arasındaki fark fark gibidir. Yani o kadar korkunç fark var. Burası musaf musaftır. Bu Kur'an değildir. Kur'an demişiz. Bu musaftır. Sayfalanmıştır. Bu mahluk. Ama bu bizde canlı enel, enel Kur'an burada geçiyor ya. Hazreti Ali diyor ki ben canlı bir Kur'an'ım diye işaret edeceğiz da O Kur'an'ın kanuniyetidir. Hakikati lefi mahfuzdur. Mahiyeti Allah'tadır. Bunu çözemezsen Kur'an hakkında hürmetin o kadar olmaz. Kur'an'ın sureti musaftır. Kanuniyeti insandadır. Veya kainat donmuş kanunlardır. Bir daha Kur'an'ın sureti musaftır kanuneti insandadır. Hakikati lefi mahfuzdur. Mayyeti subutu sıfatta kelam ilahidir. Tamam. Şimdi maddeyi şey yapalım. Madde ustad işaret edeceğiz daha. İlk önce Allah diyor bir maddeyi acuni yarattı diyor. Hatırlar o 187 miydi? Açar mısın orayı? Ben de bakayım. Ha, burada. Ha, şeriatın akliyatına göre Cenab-ı Hak bir ceveri bir maddeyi yaratmıştır. Sonra maddeyi tecelli etmek etmekle bir kısmını buhar yaptı. Bak buhar. Bu buhar bir kısmını da may kılmıştır. Yani buhar esirdir. Sonra bir kısmını mayı yaptı su gibi. Mayı kısmını da tecelli etti. Bir kısmını köpük yapmış. Köpüğün bir kısmını da dondurdu atom oldu. Yani kısacası gidelim mi? Burada bak buradan yani uzun olmasını ben kulasay ediyorum. Çalıştım. Bak burada ee, Allah ilk önce şöyle dışarı çapalım. yapalım. Sıfattan esma. Esmadan sonra Cenab-ı Hak nur Muhammedi yarattı. Nur-u Muhammedi yarattı. Nuru u Muhammedi'den sonra Maddi-i Acuniye'yi yarattı. Ee, zebet. Mestevi Nuriye'de şey diyor. Evelu ma halakallahu nuri. ilk önce benim nurumu yarattı diyor. Kaçtı sayfa hatırladınız mı? Sayfa 121. Evelu ma Allahu Nuri hadisi şerifince nerede geçiyor? Keşful Hafa 1. cilt 205, Sahih Buhari 842'de ve çok mehazlar var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk önce benim nurumu yarattı diyor. Tamam nuru yarattı. Nurundan sonra atoma geleceğim bu masaya atoma. Sonra e, Allah o nur Muhammedi'den sonra bir maddeyi yaratıyor. Madde bu esi, şeydir. E, yukarıdan aşağı ineyim mi? Evet, 108, 109, 110 sözlerde lemalar 336 yazıyorum. Aynı hayattan maddi hayatı yapmış. Maddi hayat. Daha onlar esiri daha bulamamış ama testa bulmuş. Onlar eter diyor. İslam dünyası esir diyor, bilim dünyası eter diyor. Maddi hayat yaratmış. Maddi hayattan sonra esiri yaratmış. Adamlar burada daha. Daha gelemedi de buraya. Hani çok dahiler. Testa denen bir adam. Bu kabul ediyor. Ustad işte buraları e, konu olmadığı için inşaltacağız da buradan söylüyor. Buna şey diyor. madde acuniye. Buna maddeyi acuniye. ne diyor? Ona may mı diyor? O. Acuni. Buradan ee, buradan da e, kuantum fiziği mekaniği yaratıldı buradan da enerji buradan da atom madde ee, buraya yer koyarsak Nur Muhammed'den Böyle aşağı, Mat şurayı, burası sizin için önemli olabilir. Cennet bu maddeden yaratılmıştır. Esir nereye kadardır? Onu da kitap okuyanlara söylüyorum. Levhi mav ispata kadardır. Kadardır. Dır ki zamanın hakikatıdır. Tamam. Buraya kadar. Esir buraya kadardır. Zamanın hakikatıdır diyor sözlerde. Ee, şimdi masadan gidiyoruz. Masadan. Bu masa aslında enerji eşittir mc kare demiş. Yoğunlaşmış enerji. Hem ikisini beraber götürün bilimi de. Adam, adamlar buraya gelememiş daha. Şuradalar. Bu da gösteriyor ki madde devamlı yarılmaya, yırtılmaya, e, kışır, kabuk, köpük olduğu anlaşılıyor. Çünkü ben mektep okuyana kadar e, atom maddenin bölünebilir en küçük parçası daha aşağısı yoktu. Şimdi e, ne diyorlar biliyor musun? Bu esire onlar eter diyor. Acuni eter diye yazayım belki ilginizi çeker. Eter derler yani. Bu ne yapar diyor. Bilimin kendi söyledi. Al, e, Tanrı diyor ilk önce bir patlama yaptı Big Bang. Sonra oradan diyor bu Tanrı parçacığı eter aynı zamanda Higgs bozonu derler. Higgs bozonu. Tanrı parçacığı. Bilin genel şeyi. Higgs bozonu tamam mı? Şeydir diyor bu e, protona elektronlara kütle yani madde madde bu şeyi yüklemiş o diyor. Yani kütle vermiş. Buradan vermiş. Bundan önce kütle yok diyor. O orası çok ufkunuz çok geniş olur yani o okuduğumuz yer. Yani kütleyi buradan verilmiş. Adamlar buraya kadar gelmiş. Ama kuantum fiziği şu anda genel burada. Buraya kadar gelmişler. Risale-i Nur'u okuyanlar da bu Maddi hayat burayı geçmiş, bak bakışı tefekkürleri. Aynı hayat cennetteki hayattır. Bu burada ta kabuk kavsene kadar gidiyor madde anlaşı. İşte madde kışırdır, bak kışır, köpüktür, şey kabuktur, bak kışır, kabuk, köpük. Zaten öyle diyor. Usta. Cevizin içi de artık lezattır. Şimdi. At, atom dediğimizde bu şey ve bununla yapılan şu bedeni esas yapıyoruz. Ya şunlar var ya ve aynı yerdeyiz. İşte size o hayal ettirdim ya bir yamaçtayız yamaçtayız bir villamız var ondan sonra villazda bayram senin olsun villa bizi çağırdın ondan sonra orada üç, iki katlı bir de çatı altı var bu dersi orada yapıyoruz. Yaptık mı abi? Bir de sizi kaldırdım derste. Bir bakın böyle denize doğru. Görün denizi. Bu var mı? Var. Nerede? Hayalde. Neremizde ise biz de esmanın orasındayız. Cenab-ı Hakk'ın esmaları donmuş haliyiz. Esmaların cil ve cemal nakış sanatı buzdolabına koymuş atom olmuş. Şimdi o zaman madde diyor dediği şey lüp değil, esas değil, Mustakar sabit değil. Bir kemalata hizmet ediyor. Yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, bir kabuktur, köpüktür, sürettir. Tüm bunları tek tek köpüğü konuştuk. Bunlar şey geliyoruz. Bu evet, o, o adam o şeyi görmüş. İslam'da evet 86 yaşında şurada Müslüman olmuş. Yani şöyle bir şeydi şurada kuantum fiziğinde bu Higgs İlk şeyi bunun içine koymuşum aslında esirde değil bazıları buraya koymuş. Adam ateist adam okuduğum için söylüyorum hayatını. E, diyor ki her şey atomda bitmişti. Ondan sonra Tanrının öte bir öteleri, Tanrının öteleri ahiret yani alemleri olduğunu gülerdim diyor. Çünkü niye diyor? Varlığın son noktası atomdu. Daha yol yok ki yani bir alameti yok diyor yani bir ötelere dair bir ufak bir ipucu olsa biz o yolu genişleteceğiz, otoban yapacağız. Yani atomda her şey bitiyor. Atom, atomdan daha dışarı, daha ötelere bir alamet yok. Sonra kuantum fiziği çıkınca baktılar ki atomda olay bitmiyor. Atom yarıldı, yırtıldı. Madde ustatı öyle diyor. Yarılmaya, yırtılmaya, erimeye müheyyadır. Yani asıl değil yani. Bitti diyor. Sonra baktılar ki kuantum fiziği yani şu maddeyi meydana getiren bu atom hiçbir şey değil. Süretidir bu. Orada o kadar ilginç bir şey ki e, bize göre bir uzayın bir ucundaki atomla buradaki atom arasında ışık yönüyle belki de sonsuz. Kuantum fiziğinde her nokta her noktaya eşit yakınlıktadır. Aynı anda aynı anda olması gereken her şey her yerdedir. Her bir cüzi hadise sanki Nur Muhammed'i de yankılanıyor. Her cüzi bir hadise kuantum fiziğindeki her bir yapıya haberdar oluyor. Birbirine aynı anda haberdar oluyor. Ben konuştuğum zaman hepiniz duyduğunuz gibi. Böyle diyor. Bu nasıl olmuştur diyor. Bu Higgs bozonu dedi. Yani tanrı parçacı maddeye kütle vermiştir diyor. Aslında bunu e, buraya koymayayım. Onun, ta, onların tanımladığı şurada. Onlar öyle tanımladı. Şuraya koyayım. Lazım olur size. Bir kenarda dursun. Bir yerde bir şey duyarsanız. Neyi nesidir diye şey yapmayın. Tanrı parçacığı dedi. Yani atoma kütleyi veren bu. Diyor şu adam. Ha bu ne oldu? Atom esastı, asıldı. Her şey burada bitiyordu. Bir baktılar ki bu hiçbir şey değil. Ahiretine kapısı alameti açıldı, patika yolu. Diyor ki ana cadde açıldır diyor, otoban açıldı. Ya nerede durduracaksın? Hani bu sondu. Buradan bir kapı açıldı. E burada kuantum fiziğinde de duramazsın. Çünkü eskide atomda durduk ama öyle değilmiş. E kuantumda da nasıl diyelim ki bu sondur? Sondur da diyemiyoruz diyor. Yani Tanrı'nın diyor ötelerden haber veren bir yol açıldı diyor. Adam 86 yaşında Müslüman oluyor. Tamam 86 yaşında. Sen hafız kaç yaşında Müslüman oldun? Doğmadan bile. Anne, annem babam Müslüman çok şükür. Buraya kadar gelmiş. Ve adam bilim adamı 86 yaşında. Sen bunu görüyorsun. Sen buralardan bahsediyorsun ya. Ve öyle ma makam alıyorsun. Şuraya bak yani. şu mad maddeye bakışın senin sen sıradan bir şey zannediyorsun Resul. Atoma, maddeye, varlığa bakışın onların hayaline gelmez senin dünya. Bilerek söylüyorum sana iltifat etmiyorum. Senin madde anlayışın, varlık anlayışın, ahirete göre dünya anlayışın, ahirete göre dünya anlayışın onların hayaline gelmez. Onlar ha böyle bir aleme açıldı yol diyor. Nasıl bir şey bilinmiyor. Cennet nasıl bir şeydir? Şimdi bu böyle ise aynı hayat yani cennette niçin göz görmemiş kulakın Oranın zemini hayat. Yani böyle değil yani. Böyle değil. Hayat. Hayat nasıl bir şey? Bilmiyoruz ki. Garip yani. Yani bu bize aynı zamanda bu madde dersi bu 29. Yıl, ahireti bitiriyor yani. Yani şu anda kuantum mekanik, kuantum fiziği bizim şu şu fiziğe göre ne kadar gerçek? Ahiret ondan daha gerçek. Yani yol açıldı. Hani bitmişti atomda? Bölünebilir, maddenin bölünebilir. En küçük parçası son noktaydı. Biz öyle okuduk. Hani bir de siz anlatmıştınız ya bir öğretmen okulda. İşte. Etken, hani bundan ötesi olursa iman edeceğim. Eman ben, ben dedi Hasan'ım demişti. Hasan'ım oralara ait bir ipucu olursa bir patika yolu söz veriyorum sana. O ben yapacağım demişti. Sonra Cermes senesinde tabii Avrupa'da bu konuşuluyordu ama tam ilim dünyasının ilim kabul edilmemişti. Şimdi Artık o geç, esire geçtiler şimdi. Bilim takip eden bilim insanı bunu benim anlattım böyle. Ama kendi okuduğuna kanaat eden kuantum fiziğinde kalmıştır. Onlar eter meteri de bilmez. Neyse o adam tele, buldum. Suadiye'de oturuyordu. Fizikçi hocamız ama çok temiz bir adamdı. Trabzonluydu. Aradım onu. Neyse o o kadar şaşırdı o kadar şaşırdı ki. Böyle 70 küsur yaşında çok haş bir adamdı. Hocam dedim Cen e, mutlaka takip ediyorsunuz meraklı olduğunuz için. Kuduz iki ki e, Cen yani sen var ya böyle şeyde e, İsviçre'de 25 kilometre yarı çapında şehrin altında deney yapmışlar. Orada kuantum fiziği ispat edildi. Hocam dedim e, İsviçre'deki sen yani Cen şehrindeki deneyi takip ettiniz değil mi dedim. Adam nedir biliyor musun direkt? Hasan'ım, Hasan'ım. Patika yolu yok. Otoban var artık ahirete. Sen de şahit ol Hasan'ım. Ahiret var. İman ettim. Zaten etmiştim ama dedi şüphem vardı dedi. Yani bu kuantum fiziği ateistliği bitirmiş arkadaşlar. Bunu çok iyi biz bilmemiz lazım. Kuantum fiziğine biz en çok bir sahip çıkmamız lazım. Onları bitirdi. Onlar ateistler. İspat perister atomu esas aldıkları için kurguladıkları bir felsefedir. Ateizm atomu esas alıp madde budur. Başka bir şey mi var? Maddenin dışındaki tanrı arıyorsunuz. Var arkadaş kuantum fiziği var. Var arkadaş eter var, esir var, madde hayat var. Bak bitmiyor burada. Onlar her şey budur. Tanrı da budur. Her şey burada arayın diyor. Her şey bitti. Her şey burada bitmiyor. Her şey burada başlıyor. Oldu. Her şey burada başlıyor. Yani onlar Allah'ı inkar etmesine sebep maddeyi esas alıp son durak zannettiler atomu. Atomun ne diyor madde bölünebilir en küçük parçasına atom diyoruz. Daha yol yok. Ne ahireti ne tanrısı diyor. Her şey bu diyor. Madde tanrıdır diyor. Ama bir baktılar ki atom hiçbir şey değilmiş ya. Enerjiymiş. Kuantum mekaniği çıktı şimdi. Kuantum Allah Allah. Tamam bitti. Nasıl bir şeydir? Kuantum fiziği de bir hareket yapmıyor. Madde gibi tek boyutlu değil yani. Dalga hareketi yapıyor. Parçacık hareketi yapıyor. Farklı şeyler yapıyor. En uzağa en yakın olması gereken bir şey her yerdedir. Bir bilgi hepsinde aynı anda vardır. Bir tuhaf bir şey yani. Bunlar onlar söylüyor. Müslüman değil bunları söyleyen. Bunu aslında Müslüman söylemesi lazım. Higgs Higgs bozonu atomunu ben takmadım. Tanrı parçacı diyen ateist. Çünkü diyor protona ve elektrona kütle kütleyi kazandıran bu Higgs'tir diyor. O zaman tanrı olması lazım diyor. Ve iman ediyor. Hadi gelin bakalım soframıza. Bismillah. Görülmüyor mu ki 509? Gözle görünmeyen hürdeni bir hürdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var? Yani etten misal vermiştik. Et çürüse bir kurt olur. Kurt da ölse parazitler olur. O kurtu ölü, ölü etten çıkıyor. Bozulmuş eti atıyorsun çöpe. Kurt şeyde kalı meslevi nüneyi getirmedim dün getirdim. 700. sayfada altın 6000 defa büyütüldükten sonra gözüken mikroplar var diyor. Meslevi de geçiyor ustad. Ustad kaç tarihinde yazmış bunu? 1900'lerde ya. 1900. 1920 civarlarında eski mesle, meslevi eski eski eserlerin 1908 civarlarında diyor ki 6000 defa büyütüldükten sonra o mikrobun varlığı gözüküyor. O mikrobun parmağının diyor uçlarını görür. Mikrop kendi parmağını. Arkadaşının sesini duyar, rızkını görür. Lan 6000 defa büyütüldükten sonra var olan bir mikrobun lokması ne kadar olur? Arkadaşının sesini nasıl duyar? Şimdi madde ne kadar incelmiş? Fakat duyguya bak. Onun bizim duymadığımızı duyuyor mu? Hangimizin duygusu daha ince? Arkada 6000 defa büyütüldükten sonra varlığı bilinen mikrop arkadaşının sesini duyuyor ama ben duymuyorum. Ha diyor ki gözüne gözükmeyen hürdebini bir hayvan. Ne kadar keskin duygular var. Bunlar şunu anlatıyor abiler. Madde inceleştikçe manaya geçiyor. Madde yok oluyor neredeyse. Ha, koptu kopacak. Altı bin defa büyütüldükten sonra o mikrobun maddesi mi var artık bize göre? <laughs> Bile olamaz. Bak inceleşti Duygusu ne kadar hassas? Duyması. Bizde hiç kıyas edilmez ki. O arkadaşının sesini duyuyor. Ne kadar keskin duyguları var. Arkadaşının sesini şitir Aa burada da var. Rızkını görür. Gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Aa yani tefekkür edince bu, aptallaşıyor insan ya. Ya kendisi ben bu ehli dünyanın söylediğini size söylesem var ya. Ben söylesem vay zındık derler. Diyor ki o etere esir diyorlar ki 10 e, üzeri eksi 33'tür diyor. Yani şu sıfır olursa mekan sayısal bir sıfırdan başlıyor. Yani mekanı meka, hiç mekan değil ya. Eksi 33 yani mekan bile olmamış. O x atomu diyor eksi 33'tür. O şeye protona elektrona kütle vermiş diyor. Kendisi hiç yok ama var. Şuraya bak ya. Arkadaşın sesini işitir. Rızkını görür. Gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde yani mikrop, bakteri 6000 defa büyütüldükten sonra gözükür hale gelen o mikrobu ince ne kadar ufaldıkça nispetinde asara hayat tezahür ediyor nuru ruh teşeddüt ediyor. Yani madde azaldıkça güya madde inceleştikçe bizim hayatımızdan maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yakınlaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Aha bu buradan uzaklaştın. Burada mesela odun keşke yani şapsak ama bir ki, mesela de hayal edin kağıt Defterim. bunu şey yaktım bunun kilo ki yok gerek yok bu yaktım ne ne olur bir 10 kilo kütükte kaç gram kül çıkar ancak çıkar 10 kilo kütükten ne oldu diğerleri bak bizden uzaklaştı hani böyle defterdi hani kütüktü bir bak bakalım çıkan dumanı bizden uzaklaştı kardeşim Bizden uzaklaştı. Getir bir tepsi de yapalım. Bir de kağıt bak şimdi. Buradan buraya geldi. Ben, şey Resul. Bu inceleşti enerji. Tamam bu kolay artık. Şimdi buraya geldiler. Artık bu kesin. İsviçre'de. Şimdi bundan bahsediyorlar. Yani esir, biz... Esir arıyorlar. Esir arıyorlar şimdi. Olabilir, Yok. Ama vardır diyor. Fikir olarak vardır bulamadılar daha. Hem de 100 sene önce. Hem de ustad bak işaretleyeceğiz edeceğiz 187 de sıfatını da anlatıyor. yani ne, nereye talep olmuşuz anlamadım ki biz fizik mi yani e, dedi, Nikola Tesla, ya, Tesla o zaman söylemiş bu süper dahi diyorlar. Yani yüz küsür sene önce ustad bunlar işaretleyeceğiz da biz normal yürüyoruz bu yolda ya. Yani bunların söylemlerini duydukça ben Allah Allah ver bir kağıt ver bak hikmeten sadece ki bu hat yok. Ver. Bak. Tezai bir boşluk değil. Evet. Bu kadar rahat. Al abiler, yazık olacak ama olsun olmaz. Bakıyorum. Şimdi bunun üzerine kadın koy. Araba koy. Dolar koy. Kariyer koy. Arnavut köyü koy. Erkek koy. Çocuk koy. Çizdik mi abi? Yani asıl değil diyor. Bak. Bu yarılmaya, yırtılmaya, erimeye müheyya bir şeydir dedi. Öyle mi? Ha bak hiç alakası var mı? Gözle görelim ki. Ama madde bizden uzaklaşıyor şimdi. Ama bak ne alakası var şimdi buradan çıkana? Şey ha bak arabalar işte her şey. Bak vefat anı bu. Nura dönüşeceğiz. Nereye gidiyoruz? Bak nereye benziyor bu? Güneşe benziyor. Bu kağıt güneşten yapılmış. Bak nereye gidiyor? Aslında her şey aslında rücu ediyor. Rengini görüyor musunuz güneş oldu? İşte şu anda nurundan melek, dumanından cin, sıcaklığından şeytan, küllünden insan yaratıldığını söylüyor Allah Resulü. Bak madde dediğimiz şey cin, şeytan, melek insanın hulasasıymış. Ya bak işte dünya bu abiler. Bizden uzaklaştı. Hiç kimse bunu yakmadan önce bunun içinde bunlar vardır diye tahmin edebilir mi? Desek ki bak kardeşim kağıt o şey zannetme aslında duman, nur iki zıt değil mi? Işıkla duman ikisi zıt. İki zıt bir şey nasıl aynı yerde olur? İman küfür de böyle. Hepimsi var bende de var. İman var dikizli küfür de var. Kağıt da dumanla nurun olduğu gibi. Bak bunu eridi. Bizden uzaklaşıyor. Altı bin defa büyütüldükten sonra varlığı bilinen mikrop parmağının ucunu görür diyor. Arkadaşının sesini duyar ve rızkını görür. Olan benim ağzıma göre kadar olur. Niye bizden uzaklaştıkça arkadaşının sesini nasıl duyuyor? Altı bin defa büyütüldükten sonra madde bu abiler. İşte vefat demek Azrail'di ha bu. Bu Azrail'di. Azrail Aleyhisselam bu. Ha bu. Azrail geldi. Canını aldı. Aslına dönüştürdü. Azrail bu işte. Kirbiti çaktı. Peki bunun o kağıdın içerisine nurla dumanı kerpetenle penseyle, tornavidayla alabilir misin? Neyle alacaksın? İlla kirbitle. İlla canı azayla alır. Cebrail de alamaz. Dursun. Ah. İnceleşti mi? Gözle görelim diye yap. Madde ince, inceleşti. Bak diyor ki bir daha okuyayım. Şu al gösteriyor ki kağıdı yaktın. Maddenin küçülüp inceleşmesin nispetinde asar hayat tezahüd ediyor. Bir yerdeydi kağıt. Yaktık nerede şimdi? Her yerde. Açınca camı köyün her yerinde. Hayat tezahüd ediyor canlılık olacak. Sonra nuru hayat teşeddüt ediyor. Ha nuru ruh teşeddüt ediyor. Yani artık sanki ruh orada Niye ateş heyecanlanıyor? Aslıma dönüşeceğim. Aslıma dönüşeceğim. Onun için heyecanlı o, yanmak. Her şey aslına heyecanlıdır. Her şey aslına amiledir. Her şey aslına rücu edecektir. Ayette diyor ya. Her şey aslına dönüşecek. Ve lehil masir ona döndürüleceksiniz diyor. Güya madde inceleştikçe bizim hayatımızdan uzaklaştıkça kirbiti yaktık. O bir bakteri, mikrop ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Yani şurada ruh daha galip. Yani şurada sen bizar ediyoruz seni ama sen onu şey yap. Burada ruh Mağlup şey bedende bak ne kadar şey değil. Şu anda ruh gayptır. Ben size gaypten konuşuyorum. Siz, be, siz ben bana baktığınız zaman ben zahirim şuram ama konuşmam benim ruhum duygularım isterim gayiptir. Bak atom da gayp ama buraya gelince artık gayp gayplikten çıktı. Hepten zahir oldu. Hepten asıl oldu. Geçtik hayat oldu. Kendi astımıza döndük. Yani. Biz en kesifiz burada. Onun için Allah, Allah tövbe yani Allah, Allah olduğu halde bu atomu yapması kendisine tamamen zıt, yani kesif, latif değil. Ee, şeyde geçiyor değil mi? 25. Sözde ee, eşecelül aktar, yeşil ağaçtan nuru çıkartan Allah o yeşil dala ağaca şeyi koymuş, e, nuru koymuş değil mi? Şimdi Allah bu atomu yapması hakikaten hayret etmemek, hayran olmamak mümkün değil ya. Yani Allah atomu şunu, şu masayı beni nasıl yaptı ya? Yani en kesif en camidir. Şu atomdan olmuşuz ya. Bir an bile bu vücutta bulunmak, var olduğunu bilmek, ben varım diyebilmek, varlığının farkında olmak birinci mertebe hayat. Bizim hayatımızdır. Kayıtlarla. Ne kadar hoş ama şey şu anda her şey kapasitesine sahip. Evet. Biz her şey olabiliriz. Melek de olabiliriz çünkü melek de var. Şeytan da olabiliriz. Şeytan da var bir. Cin olabilir olabiliriz biz. Başka ruhaniler olabilir ama ben buna rağmen ben benim. Buna rağmen ben benim. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça, kirbiti kağıt ona çok güzel, ruh alimine yaklaştı. O ışık Duman ruha daha yaklaştı. Hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor. Ya ne demek biliyor musun? Arkadaşlar, Allah bir e, nuru Muhammedi yarattı. Bizdeki adı nedir biliyor musunuz? Ene. Ona bir elbise giydirdi. İlk ruh. Sonra ona bir elbise daha giydirdi. Hayat. Sonra hiç elbisesi giydirmiş. Yani bize birbirine bindirilmiş alemler. Bize ilk önce nuru Muhammedi, e, nuru Muhammedi'nin bizdeki karşılığına ene ona bir Allah bir elbise giydirdi mahluk olsun diye ruh elbisesi o ruha da bir elbise giydirdi Ana, tema söylüyorum atlayarak hayat o hayatın üzerine de bir elbise giydirdi his ona da bir elbise giydirdi şuur ona da bir elbise giydirdi akıl yani elbise elbise yani bu mesela elbise söyle biraz önce yaktım ne demek elbise kirbitte de. bir elbisesini çıkarttım duman bir elbise kağıtta. ışık bir elbise, sıcaklık bir elbise, kül bir elbise, enerji, utroviyal ışınları, dalga boyları, kuantum fizikleri bir sürü şeyler var. Hepsi elbise. Hep giydirilmiş. Ne, niçin söyledim bunu? Bizden uzaklaştıkça e, nereye ki Elbiseye bak. O zaman ruh alemine, elbiseye, hayat alemine, elbisesine, şuur alemine, elbiseye yaklaşıyor gibi harareti ruh nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Harareti şu. Yani yol bulduğu zaman aslında her şey dönmek istiyor. Biz de Allah'a dönmek istiyoruz. Onu istiyoruz. Çünkü ondan geldik. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuatı bulunsun. Atladı mı? Harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. He he. He harareti ru nur hayat daha şiddeti tecelli ediyor. Yani daha şiddeti şu kontrol edemiyorsun. Kirbit yaktı kontrol edebilir misin? Mana edebilir misin? Bak mesela batın zahiri nasıl blok etti? Namaz kıldık dedik hemen dün. Hemen simamız değişti. Oruç tuttuk. Zekat verdi. Karam dedi, Televizyona baktı. Kötü filmlere baktı. Maddeyi bloke ediyor. Maddenin, maddeyi bloke ediyor. Simalar değişmiyor mu? Ama manaya yaklaştıkça maddeyi bile devre dışı yapıyor. Simamız, konuşmamız, kokumuz, mimiklerimiz, hareketlerimiz beden bedene aşkın oluyor, bedeni aşıyor. Asla doğru heyecanlanıyor. Mesela bir Kur'an okuyanın siması nur. Yani beyaz. Beyaz değil de nur olur. Tefekkür ehlinin siması ve bak gözüküyor Pembedir. Bak maddeyi ne yaptı? Maddeyi değiştiriyor. Yani mana ile meşgul olunca ona doğru hayatımız, ruhumuz, şuurumuz teşettüt ediyor demek hayat, bedenimizi, maddemizi bile değiştiriyor. Kokuyu değiştiriyor, sesi değiştiriyor, terini değiştiriyor. Şarap içenin teri de necis aynı. Ama sizin mübarek bak matte maddeye aşkın oluyor. Simahum fi vujuhihim min eseri sucudu. Doğru mu? Şey yaptı. O böyle durdu çünkü hızlı konuştuğum için. Ayeti de hızlı telaffuz edince. Ama o kaç şey yapamıyor, tahammül edemiyor. Evet, yani mana bak maddeyi nasıl değiştirdiğini konuştuk. Oraya yaklaşıyor. Yani beden oraya çalışıyor anlamında olduğu. İşte şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesine bu kadar hayat, şuur ve şuur ve ruhun teleşuatı bulunsun. Ya, değil mi? Çok acayip. Yani ruhumuz canlı olunca simamız, hayatımız, şuurumuz, her şeyimizi değiştiriyor. Bu kadar tezahürleri dışsal olsun da ve o da madde perdesinde biç mesela bak. Bak Resul. Şuraya bakarsın siman gözüktü. Buraya bakarsan ruhunu seyredersin gözün içine bakarsan diyor ustad göz neyin aynasıdır? Kalbin. Kalbin aynasıdır. Madde hiç alakası olmayan mane bu kadar maneyi gösterirse Bir de madde hani kırılmaya, dağılmaya ha. erimeye mahkum dedi ya. İken. Ondan bu kadar şey çıkarsa. Çıkarsa. Ya hiçbir şey değil ya bu alemi şahadet ya. Ama o kadar lazım ki o kadar lazım ki. iyi ki gelmişiz buraya. Göndermiş bizi çok şükür Allah'ım. Kafamızı şu secdeyi şükrandan kaldırmasak ölünceye kadar yeterlidir. Çünkü e, şeyin e, Davut Aleyhisselam'ın galiba, Davut Aleyhisselam'ın ümmeti 350 sene, 400 sene yaşıyormuş. Böyle duvar kadar, bele kadar duvar yapıp orada yaşıyorlarmış da. Ondan sonra demiş ki, ey ümmetim yani 350 sene, 400 sene demiş, için bele kadar yapıyorsunuz. Yani o kadar değil mi yani böyle zaten? Şey Ondan sonra demiş ki, ölü ümmet gelecek ki benden sonra öyle peygamberin ümmeti gelecek ki 60 sene yaşayacaklar ama göklere doğru binalar yapacaklar demiş. Onun ümmetinden bir tanesi Salih dedi ki vallahi 60 sene yaşayacağımı bilseydim 60 sene demiş ortalama 60 sene. 60 sene yaşayacağımı bilseydim secdeye kapanır 60 sene sonra kalkardım diyor. Secdesi 60 sene yapardı. E ne olacak 400 sene yaşayan 60 sene var. Yani çok ama iyi ki vaktinde gelmişiz çok şükür bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun teleşuatı bulunsun. O perde altında olan alemi batın ziru. Yani ben böyle gözükeyim. Simam ikide bir değinsin de içimde ruh yoktur deyim. Niye değişiyor? Simam ikide bir değişecek. Gözlerim değişecek. Mimiklerim, konuşmam, terim. Ama içim aynı bu madde gibi olsun diyeyim. Yani içimde başka bir şey olmasın. Ya nasıl olur ya? Niye değişiyor bu ki? olsun da e perdesi altında olan alemi batın ziru ve zi dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alemi şahadetteki alemi şahadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz tereşuatı ve lemat ve semeratının menbaı yalnız maddeye ve maddenin hareketine irca edilip izah edilsin. Mesela niye adam siması diyor Nurani şu şey yapıyor. E, king Box yapıyor, işte spor yapıyor, koşuyor. Yani bedenin hareketlerini verebilir misin insanın simasının değişikliğini? Maddenin hareketine veriyorsun diyor. Anladın mı? Ya ben namaz hareketlerinin on katını yapsak simamız nurlu, nurlu olur mu? Spor yapsak. En ay On namazın on katını yapıyoruz. Namazla elde edilen sima olmuyor. Demek ki burada ne dedi? Yani bu ruhun, kemalatın, şuurun, imanın tereşuatı, semeratı gözüksün e nereden kaynaklanıyor? İnsanın siması, konuşması ve haletleri yalnız maddenin maddeye ve maddenin hareketine icra edilip izah edilsin. İcra edilip İrca edilip Yani maddenin iki cihetini nazara verdi. Maddenin maddenin kendisini nazara verdi. Bir de maddenin arkasında. Evet. Maddenin, bir madde perdesi var bir de maddenin o perdenin altında olan bir şey. Evet, olan şeyler. Madde olarak bize gözüküyor ama e işte değil yani işte kağıt baktık. O öyle gözüküyor ama değil. Haşa ve kat kat a ve asla bu hadsiz terişuat ve lemaat gösteriyor ki şu alemi maddiyat ve şehadet ise alemi melekut ve ervah üstünde serpilmiş ten teneli bir perdedir. Keşke zamanımız olsa da şimdi değil de atıflarıyla mesela ruhun manevi güzelliğidir ki ilim vasıtasıyla tezahür ediyor 621. 521'de mesela insanın içseli nasıl böyle dışarıya yansıyor? İnce mesnevi nüreye madde, madde inceleştikçe, şura geçince bizdeki tezahürler 530 var, 729. Neyse bu kadar bu paragrafı e, tabi dursak bunları güya okuruz diye getirdim bunları ama tamam anlaşılmıştır, kabul ediyoruz. Nereden okuduk? İşte buradan okuduk. Canlı yayında kardeşler şey burası e, ee, nükte esasiye durduk. Esas niye dedi? Yarın Allah nasip ederse eğer yaparsak melaikenin vücuduna ruhani eğer yapabilirsek bir yerlere gitmesek melaike ve ruhanilerin kanuniyetlerini konuşmuştuk ilk gün. Merak edenler şeytan, melek, cin, ruhaniyat. Ruhaniyat nedir diye bir saat yaptık. Ee, 29 söz. Birinci dersi dinlerlerse inşallah yarın buluşmak üzere Allah nasip ederse وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات